Hazır. Ve tek. Belki bir mi olur? Bir mi olur? Şimdi biz gideceğiz. Sen evde tek başına kalacaksın. Kameraları ayarlayacağım ben. Tamam. Efendim. Aferin oğluma. Ben de şöyle hemen bir allık süreyim yanaklarıma. Bu aralar yaptığım tek makyaj bu Benetint. Ve böyle ruj, o kadar. Şu anda öyle yapacağım. Sağlıklı görünüyor yeter. Dudaklarıma da şu lipi süreceğim. Maybelline. Bu arada hepinize merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru, bugün aceleyle çıkıyoruz. Şu an taksi bekliyoruz. Batu sabah arabayı hazırlatmaya gitti. Normalde bugün yılbaşı etkinliği olacaktı. Yani arabaların üstüne yılbaşı ağacı ve ışıklandırma falan yapılacaktı. Ama sabah şehit haberleriyle uyandık. O yüzden de onu Türk bayrağı versiyonuna çevirip bir hani böyle tepki etkinliğe çevrildi şu an. Dobby'yi anneme bırakacağız. Yoda evde kalıyor. Luffy'yi yanımıza alıyoruz. Biliyorsunuz ki son günlerde bayağı bir sıkıntı yaşadık Yoda'larla. Bir daha böyle kavga olsun istemiyoruz. Çok azıcık şöyle aydınlatıcı süreceğim. Makyajım tamam. Bu kadar. Altınız paletim rektimden sürüyorum. Geldi mi? Şu an çıkıyorum. Üzerimi de şu an şu ceketi giyeceğim. Ve normalde kemeri içine takacaktım ama. I need to lock off, I need to step back. Constantly online, causing me setbacks, ooh. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. It's like, why should I even try when there's always some. Şimdi geldik. Böyle bir konvoy oluştu. Oluşmuş daha doğrusu. Ve çok anlamlı bir etkinlik oluyor bence. Drone'la falan da çekim yaparlar muhtemelen. Size o drone çekimlerini de alıp gösteririm. Şimdi biniyoruz. Ben de böyle kırmızı giyindim bileri. 7 numara benim uğurlu rakamım. 7. sırada biziz. 7 Şubat'ta doğum günüm ya, o yüzden. Konvoy birazdan hareket edecek. Yani bu tam bahsedemedim size bu etkinlikten ama bu böyle bir ay önceden falan belli olan. Bir ay önceden değil, her sene düzenli yapılıyor. Yani her sene evet, yani bir ay önceden bizim çağrıldığımız. Yılbaşı geçişi şey işte Burak yapıyor. Royal Class olarak araç kaplama ve bakım yeri burası Royal Class. Biz bundan önceki arabamızı da bu arabamızı da buraya kaplattık. Modifiyesini vesaire falan buraya yaptırmıştık. Burak da bir arkadaşımız yani. Evet. Bizim gibi bir sürü müşterisini bu geçişe çağırıyor. Hem kendi güzel böyle bir imza bırakıyor hem de görsel şov oluyor yani. 30 tane kadar spor araba var. Şimdi hepsi normalde çam ağaçlarıyla ve ışıklarla süslenecekti. Ama dün gece verilen şehit haberleri, dün gece verilen şehitler sebebiyle yani gelen şehit haberleri sebebiyle doğal olarak da bizim başı sağ olsun bu arada. Tabii yani doğal olarak da hani böyle bir şeye eğlence bazında değil de madem bir etkinlik yapacağız hem buna değinelim hem de yani bu kadar planlanmış bir şeyden vazgeçilmiş olmasın diye Türk bayraklarıyla dekorasyonu değiştirmişler. Bence çok da iyi yapmış. Bu şu an gerçekten bir saygı geçişi gibi olacak bizim adımıza da. Bu şekilde güzel olduğunu düşünüyorum yani ben de. Biz de ilk defa bu sene geliyoruz. Ben de böyle kırmızı giydim. Batı siyah giydi. Luffy'ye de kırmızı bu kıyafeti almıştım. O yüzden bunu giydirdim. Şimdi bekliyoruz bakalım. Şimdi fark etti herkes bu şekilde. Gerçek hayatta Need for Speed ya da işte şey olsaydı, hızlı öfkeli. Evet. Böyle olurdu.
Gerçek karşıya geçelim. Hadi. Hadi gel Lüfi. Ben de kendim. Kahve almaya geldik. Kahve yerine. Çok güzel tatlılar falan var. Ben de susadın mı? Şuradan bir tane kapat. Değil mi? Şu kapaktan bir tane verebilir misiniz bize acaba? Şu çekebiliriz. 26 ülke gezdi. Evet. Instagram sayfası hazırlanıyor. Şimdi demin Burak'la da bir video yaptık. Geldik, sucuk ekmeğimizi yiyeceğiz. Acıktım ben bayağı. Çok güzel kokuyor. Sen de acıktın mı? Acıktım. Mutlu son gerçekten. Şunun hayaliyle şuraya geldim. bütün konvoy onun için mi girmiştim? Evet. Sanayi sucuk ekmeği gibi böyle. O bir ayrı. Hay bakalım, çekilişe katılıyoruz. Günaydın, böyle giyindim. Bugün Yoda ve Dobby'yi eğitime götürüyoruz. Yani bir göstermeye götürüyoruz. Eğitilebilecek mi, eğitilemeyecek mi? Ona bakacağız. Onun öncesinde de bir gözleme yiyelim diyoruz. Eğer umarım bugün varsa, açıksa. Seferihisar tarafına gideceğiz. Böyle giyindim. Şimdi çıkıyoruz. Umarım düzeleceğini söylerler. Hadi bakalım. Bişka burada bekliyor. Yoda da orada bekliyor. Islak mendil versin. Hadi gel bakalım. Şey, ceketi at yan tarafa. Ben bunu ayakta mı senin? Gel sen de Yoda. Evet, bakalım. Geldik buraya. Seferihisar'da şurada bir şöyle eğitim merkezi. Bayağı güzel burada eğitim alanı falan var. Evimize de yakın. Getiren köpekler de böyle kuyruk sallayarak falan geliyorlar. Güven verdi açıkçası. Bak içeride bir tane daha var. Getireceğiz buraya. İkisini bir iki ayrı köpek eğitilecek şimdi. Birbirlerine zarar vermesinler en azından. Evde daha uyumlu olalım. Daha böyle şey olalım. İyi olalım. Hava o kadar güzel ki şu an. Bakın. Ay mis gibi kokuyor şu an. Deniz. Balık merası var mı? Alalım mı balık? Dönüşte alırız. Her sabah 12 deniz. Merhaba. Evet. Öyle dışarıdayken sorun yok bu arada. Geziyorlar gayet birlikte. Güven evi kabardı. Ya biz bir şey yapmayacağız. Her direği kokluyor hepsini. Şimdi şöyle tam çeşme altı sahilde oturduk. Batu az önce bir kokoreç yedi. Şurada da tam bir şey dökülüyor. Lokma dökülüyor. O yüzden buradan lokma da aldık az önce yedik.
Buradan böyle self servis hamburger falan alıyorsunuz. Yodalar da orada bekliyor. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Böyle oturduk. Niye kavga ediyorsunuz ya? Ya bak araya yemek girdi ya. En son sizi hamburger yerken sahilde bırakmışım. Şimdi eve geldim, üzerimi değiştirdim ama o görüntüleri gördünüz mü tam emin değilim. Yoda ve Dobby yine sokakta bu sefer birbirine girdiler. Hatta herkes dedi, ya dedi bunlar niye böyle kavga ediyor, niye anlaşamıyor falan dediler. Yani bir anda çünkü çok herkes aynı tatlılar ne şeyler falan derlerken tıt birbirlerine girdiler. Çözülmezse yani Yoda ve Dobby aynı evin içerisinde huzurlu bir şekilde yaşayamazlarsa büyük problem Dobby diğer odada, Luffy de annemde. Şimdi balık yapacağız birlikte. Tamam. Fırında yapacağım, çupra aldık. Can demişti, karar değiştirmiş. Birisi levrek almış sanırım. Ayıklanmış ikisi de. Hiç problemleri yok. Böyle çizik atıyorum. Bunu da atacağım. Soğan ve defne yaprağı koyacağım. Başka bir şey koymuyorum ben. Patates de koyabilirsiniz ama ben patatesle balığı bir çok yakıştırmıyorum. Yani patates böyle balık aromasını çekiyor, onu çok sevmiyorum. Sadece sos yapacağız. Bunu soğanlarını pişmeye yakın atacağım ki soğanları yanmasın diye. Şimdi buna güzel bir sos yapalım. Geçen gün aldığım patateslerim vardı. Bunlar mor patates. Size de göstermiştim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Belki bunda renkli bir güzel bir görüntü verir diye düşünerekten buna koyacağım şimdi sulu. Bayağı sulu. Göz kararı yağ ekliyorum. Şöyle bir sıkacağım var. Bunu Ikea'dan almıştım. Sarımsak balığa inanılmaz yakışıyor. Daha çok seviyorsanız daha çok sarımsak da ekleyebilirsiniz. Senin biraz bunu. Bir tutam kekik. Şöyle bir iki tane de defne yaprağı koyacağım. Bunlar minikmiş. Olarak zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağı da çok güzel oluyor. Sosu şöyle karıştırayım. Can düşündüğünüz böyle güzel baharatlardan. Şöyle bir çay kaşığı da bundan ekledim. Bakın patatesin rengine. Bunun ismini hiç bilmiyorum. Ama böyle bir patatesmiş bu. İyi de boyuyor. Bununla çok güzel böyle meze falan yapılır. Renk verir. Tam olarak rengi böyle. Böyle bir elim falan boyadı. Falan böleceğim. Şöyle. Bu şey gibi ya, bildiğin dayak yemişim gibi, hani morluk gibi oldu şu an. Elde beni keşke giyseymişim. Böyle yuvarlak yuvarlak. İçi nasıl acaba bunun? Şöyle ortadan bir keselim bakalım. Wow, içi de mor. Böyle tamamı mor. Daha böyle. Ben de şu an ilk defa yapıyorum bu arada. Tadı nasıl olur hiçbir fikrim yok. Yani normalde balıkla çok patates sevmem ama şu an nedense yapasım geldi. Ayrı da pişirmek istemiyorum. Hepsi bir pişsin bakalım nasıl olacak. Tamam böyle. Balığa şu sosundan süreceğim. Böyle iyice şuraların içerisine sürüyorum. Şöyle içine de sürüyoruz. Yapılabilecek en pratik yemek zaten bu. Patatesleri de ekleyelim. Şöyle. Şimdi yemeğimizi fırına verelim.
fırın zaten ısınmış. Şimdi de şu soğanları da ekliyorum. Üzerine limon. Birazcık da şunların üzerine yağ gezdiriyorum. Soğanlara birazcık da tuz ilave ediyorum. Onları da döktüm buraya. Ve son olarak defne yaprağını da ekliyorum. Şöyle üzerine koysak yeterli. O zaten aromayı çekecek. Fırına girsinler. Yaklaşık bir yarım saat falan pişecekler. 40 dakikada olabilir. Duruma göre bakacağım. 200 derecede pişiriyorum. Şu an 26 dakikadır. Bunlar zaten ısınmış. Bir sizi güncellemek istedim. Balık çok güzel oldu, onu mutlaka deneyin. Bir de eğitim konusunda biz şu an o yeri göndermekten vazgeçtik. Çünkü elektronik tasmayla eğitim önerdiler. Çünkü ileri seviye falan dediler. Bir de oraya bırakmamız gerekecek ya da getir götür yapmamız gerekecek. Çağdaş Sincer'le biz şu an anlaştık. Onunla eğitime başladık. Umarım güzel devam eder. Çünkü yani ümidimiz var şu anda. Canı acımadan, ceza vermeden, onlar da mutlu olacak şekilde eğitim yapacağız. Umarım şans dileyin. Umarım böyle güzel bir eğitim süreci geçer ve Dobby de bizimle mutlu, mesut yaşar. Uyumlu yaşar herkes. Videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar keyifli izlemişsinizdir. Lütfen kanalımdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Ve siz yorum yaptıkça da çok mutlu oluyorum. Çok motive oluyorum. Vlogmas'ların artık sonuna geliyoruz. Ve artık birkaç videomuz falan kaldı. Ama yılbaşından sonra da tabii ki de videolarım gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bye bye.